Arkadaşlar merhaba. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 2023 yılının 76. SPK bülteni. Bu SPK bülteninden 3 tane yeni halka arz, 2 tane de bedelsize onay geldi. Hemen bakalım. Bunlardan birincisi Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi toplam 53 milyon lotu halka arz edilecek. Satış fiyatı 28 lira 30 kuruş. Eğer talep olursa 9 milyon 750 bin lot daha ek satış yapılacakmış. Mega Metal'in arkadaşlar kodu MEGMT olacak. Taslak izahatnameye göre dağıtım şekli bireysele eşit dağıtım olacak. Arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon TL civarı küsüratları küsuratları söylemeye gerek yok. Bir diğeri Kuzey Boru Anonim Şirketi. Bu şirketin de arkadaşlar Hisse kodu K-BORU olacak. Toplam burada da görüyorsunuz 24 milyon lotu dağıtım olacak. 36 lira 20 kuruş. Tamamı eşit dağıtım taslak izahatnameye göre arz büyüklüğü 868 milyon TL. Bir diğeri Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi onun da 50 milyon lotu halka arz edilecek fiyatı 49 lira 18 kuruş. Kodu SURGY olacak. bireyselle eşit dağıtım taslak izahatnameye göre arz büyüklüğü de 2 milyar 213 milyon TL. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane halk arzım ben internet sitelerini açtım ona biraz sonra bakacağız. Fakat daha önce bedelsizlere geçelim. 2 tane de bedelsiz onaya geldi. Bunlardan bir tanesi FONET bilgi teknolojileri anonim şirketi. Hemen onun kapında çıkardım. En son 10. ayın 19'unda kapatmış SPK başvurusunu yapmış. %260 oranında bedelsiz iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı olmak üzere %260 bedelsiz sermaye artışı kararı onaylanmış oldu. Mevcut 40 milyon lotu 104 milyon lota çıkacak ki 104 milyon lot da arkadaşlar çok fazla bir lot değil onu size söyleyeyim. Eee ileride hala bir bedelsiz beklentisi artık bedel durumu iyi olmazsa tabi bedelliye de dönebilir kimse bilemez. Bir diğeri de Lider LDR Lead Turizm Anonim Şirketi Lider. LDR Turizm Lider'in yüzde arkadaşlar burada da görüyorsunuz 150 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı. Mevcut sermayesi 66 milyon adet. Bedelsizden sonra 99 milyon adet lota çıkacak. O da yine çok fazla bir lota sayısına çıkmamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. 3 tane halk arz, mega metal sanayi ve ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, halk arzı, Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ ve Lider Turizminde bedelsizleri Fonet'in %260, Lider'in de %150 bedelsiz sermaye artışı kararı onaylandı. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu mega metale bakalım. Mega metal, metal ben açtım. Bakır tel sektörünün lider üreticilerinden olan Mega Metal 30 yılı aşkın tecrübesiyle oksijensiz elektrotik, elektrolitik bakır tel üretimini Kayseri'de sürdürmekteymiş. Kayseri'de bulunan 45 bin metrekarelik kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekarelik genişliğe sahip tesiste gerçekleştirilmekteymiş. Bakır, bakır, tel üretiminde yıllık 48 bin ton kurulu kapasiteye sahip olan Mega Metal ana faaliyet alanı olan süper ince bakır tel üretimiyle Türkiye'nin ve dünyanın lider kuruluşu diyorlar. Tabi bu şirketin paylaşımı Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktaymış. Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleriyle müşterilerine lojistik avantaj sağlamaktaymış. Şimdi arkadaşlar geçelim bir diğer e, şirkete. Bu da Kuzey Boru. Bu da e, kimiz diyor? Kuzey Boru Plastik Boru sektöründe 2001 yılında girmiş ve bugüne kadar emin adımlarla ile ilerleyen genç, dinamik ve eğitim, eğitimli çalışanları ile dünyada ve Türkiye'de büyük projelere imza atan sektörünün en inovatif firmasıdır. Çalışanlar ise köklü bir ailenin önemli üyeleridir. Ee, dı, 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 dı Şimdi arkadaşlar uluslararası standartlar üretim yapıyormuş. Altyapı ürünleri, içme suyu boruları, kanalizasyon boruları ve ek parçaları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon ürünleri, tarımsal ürünler, sulama e, şey gibi, borusu gibi diye düşünebilirsiniz. Üst yapı ürünleri ve dreadging e, ürünleri yapıyormuş bu şirkette. Tabii ki onaylı izahatlarına geldikten sonra daha e, ayrıntılı bakacağız bu şirketlere. Diğeri de sur tatil evleri. Arkadaşlar ben bu şirketi e, televizyonlarda yapmış olduğu reklamlardan tanıyorum. Bu da Antalya'da e, devre büyük yapan bir şirket. Bir nevi... Kızılbük gayrimenkul yatırım ortaklığı var bilirsiniz. bilirsiniz. Kızılbük'e sanki benziyor gibi ama tabii ki onaylı izahatname geldikten sonra son durumları hakkında da daha fazla bilgi sahibi olacağız. Sonuç olarak 3 tane halka arz, 2 tane bedelsiz. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi, iyi hafta sonları.